nasıl kendimizi seveceğiz? Kendimizi sevdiğimizde hayatımız nasıl olacak? Onu konuşacağız. 10 adımda kendimizi sevmenin yöntemlerini konuşacağız. Bilmiyorum şu anda kendinizi ne kadar seviyorsunuz? Bu videodan sonra sevme oranınızın 10 üzerinden kaç olduğunu da bana yorumlar kısmında yazarsanız çok memnun olurum. Şimdi birinci olarak ilk adımımız eleştiriyi bırakacağız. Kime eleştiriyi? Kendimize eleştiriyi. Bunu yapamadın, şunu yapamadın, bunu yapsaydın daha iyi olurdu. Hayatını mahvettin. Yani kendimize eleştiri yaptıkça, aynı biz çocuk yetiştirirken de ne diyoruz? Eğer biz çocuklarımızı eleştiriyle değil, yaptıkları küçük şeyleri överek davranışlarını pekiştiriyoruz, değil mi? Ama kendimize ne yapıyoruz? Bazen çok acımasızca eleştirilerde bulunuyoruz ve bu bizim kendimizi sevmemize engel oluyor. İkinci olarak kendimizi korkutmayı bırakacağız. Kendimizi korkutmak ne demek? Kendimize korkunç bir senaryo çiziyoruz. Diyoruz ki işte hayatım şöyle olacak, iş bulamazsam, dil öğrenemezsem, zaten ben beceriksizim. Kendimize gelecekle alakalı kendimizi korkutuyoruz. Hem gelecekle alakalı hem bazen çocuklarımızla ilgili, bazen eşimizle ilgili, bazen ailemizle alakalı kendimize korkunç senaryolar çiziyoruz. Ve bu da kendimizi sevmemize engel oluyor. Kendimize korkunç senaryolar çizmeyeceğiz. Bunun için ne yapabiliriz? Kendimize güzel senaryolar çizelim. Çünkü şöyle düşünün, bu filmi çeken kişi biziz. Ya çok felaket bir tablo çiziyoruz ya da çok güzel bir gelecek çizebiliriz. Böyle olduğunuz zaman gözlerinizi kapatın ve kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir mekana gittiğinizi hayal edin ve hemen duygu durumunuz değişecektir. İkinci olarak. Üçüncü olarak kendimize nazik olalım ve sabırlı olalım. İki özellik. Hem nazik olalım hem sabırlı olalım. Başkalarına gösterdiğimiz nezaketi kendimizden eksik bırakmayalım. Kendimizi eksik bırakmayalım. Ya da başkalarına çok sabırlı olabiliyoruz bazen. Eşimize karşı bir hata yapıyor, olsun diyoruz. Ben telafi ederim. Ama kendimize karşı aynı sabrı gösteremiyoruz. Çok hızlı dil öğrenmeliyim. Çok hızlı bir şekilde işe girmeliyim. Çok iyi bir anne olmalıyım. Kendimize aynı nezaketi ve sabrı da gösterelim. Dördüncü olarak kendimizi övelim. Evet, bazıları ben şimdi bana gelenlere de kendimi sevmekle alakalı bu yöntemleri uyguluyoruz. Kendimizi övün diyorum. Diyorlar ki ama o zaman işte kendimiz mütevazı olmayız, kendini beğenmiş oluruz. Diyorum ki kendinizi övmeyi şöyle düşünün. Siz inanıyorsanız, şöyle inanıyorsunuz, diyorsunuz ki ben zaten beni bir yaratıcı yarattı. Ben yaratıcının sanat eseriyim. Ve siz yaratıcının sanat eseri olduğunuzu kabul ediyorsunuz ama kendinizi överken çekiniyorsunuz. Yani bütün bu özelliklerin tamamen %100 kendinizden olduğunu mu düşünerek övmekten kendinize çekiniyorsunuz? Ben diyorum ki şöyle düşünün, bu bir elbise. Bu elbiseye bir diken var. Bu elbiseyi size bu elbisenin sahibi var. Bu elbiseyi size giydiren var. Ve siz üstünüzde taşırken diyorsunuz ki bu elbise ne kadar kötü. Ama bu elbiseyi dikene saygısızlık olmaz mı? Bu eseri yapana da saygısızlık olmaz mı diyorum. Böyle de bakabilirsiniz. Kendinizi övdüğünüzde. Övmek için yola çıktığınızda bakıyorsunuz, yok övmemeliyim, kendimi övmemem gerekir dediğinizde bunu düşünün. Beşinci olarak da pes etmeyin. Şimdi bu yola girdiniz. Kendinizi sevmek istiyorsunuz. Artık eleştiriyi bıraktınız. Bir yollara başladınız. Ama bir bakıyorsunuz yalpalamaya başlıyorsunuz. Kişisel gelişim böyledir. Kendimizi bulma yolculuğu böyledir. İki ileri götürür bizi, bir geri gideriz. O geri gittiğimiz anda kendimize haksızlık etmeyelim. İşte gene geri gittin, gene yapamadın demeyelim. Pes etmeyelim. Bunun dalgalı bir yol olduğunu, yani düz bir çizgi olarak evet yukarı doğru gidecek. Kendimizi iyi hissetmemiz gün geçtikçe artacak. Ama dümdüz bir yol değil. Bu dalgalı olarak yukarı çıkan bir yol. Bazen hafif aşağı ineceğiz, tekrar yukarı çıkacağız. Bu yolu bu şekilde de kabul edelim. Altıncı olarak kendimizi desteklemenin yollarını bulalım. Bunlar ne olabilir? Hobiler olabilir, arkadaşlar olabilir. Kendimizin iyi hissettiği ortamlar. Ben özellikle hobileri gençlerde çok ısrarla tavsiye ediyorum. Hobiler bizim başarılı, başarısız olduğumuz alanlar değil. Hobiler sadece yaparken kendimizin iyi hissettiği alanlar. Bu bir yürüyüş olabilir, örgü olabilir, bu bir işte tahta işçiliği olabilir. Ne yapıyorsak onu zevkle yaptığımız alanlar. Arkadaşlar da bize kendimizi çok iyi hissettirir. Bunlar bizi destekler, kendimizi daha çok sevmemize sağlar. O arkadaşımızın gözüyle de kendimize bakma fırsatı verir bize ve kendimizi sevmemizin oranı artar. Şimdi yedincisi,
Evet, kendimizi hani sevmekten bahsediyoruz ya, kendimizi gerçekten sevelim. Bununla ilgili size bir uygulama yapmanızı isteyeceğim. Kendimize bugün bir aşk mektubu yazın. Evet, insan kendine aşk mektubu yazar mı? Yazar. Çok da güzel olur. Ben koşlukta uygulama olarak bunu yaptırıyorum. Diyorum ki kendinize bir mektup yazın. Ve bu mektupta sizin aşk mektubu nasıl yazılır? Sevgiyle yazılır. Ona karşı duyduğunuz bütün sevgileri kağıda dökmeye çalışırsınız. Biz de kendimize hangi özelliklerimizi seviyoruz? Biz kendimizi ne kadar seviyoruz? Bunu belirten bir aşk mektubu yazın. Bir sevgi mektubu da diyebiliriz. Sevdiğimizi yazdığımız kendimize, sevgili kendim diye başlayacağımız bir mektup yazalım. Sekizincisi ise öz bakımımıza dikkat edelim. Yani işte saçımıza, kıyafetimize, kilomuza, yani bizi rahatsız eden ne varsa kendi öz bakımımıza. Çünkü kendimi ben seviyorsam kendi içinde bulunduğum bedeni de sevmem lazım. O zaman bu bedene iyi bakmam lazım. İşte buna maskeler yapabiliriz. İşte saçımıza bakım yapabiliriz, vücudumuza yürüyüş yapabiliriz, koşabiliriz. Yani bu beden, içinde bulunduğumuz bu bedene de bakmak aslında kendimizi sevmenin bir göstergesi. Evimizi seviyoruz, evimize bakıyoruz. Çocuklarımızı seviyoruz, onların her türlü bakımını yapıyoruz ve onlara güzel kıyafetler giydiriyoruz. Ya kendimizi ne kadar seviyoruz? Evet, dokuzuncu olarak da size başka bir teknik daha anlatacağım. Ayna tekniği. Sabah kalktığınızda kendinizi sevmenin ilk göstergesi şudur. Kalktığınızda yataktan ilk ne yapıyorsunuz? İşte, yani ya da aynaya ne zaman bakıyorsunuz? Ya da aynayla gün içinde ne kadar haşır neşir oluyorsunuz? Aynaya baktığınızda ne hissediyorsunuz? Gördüğünüz kişi size tanıdık mı? Onu seviyor musunuz? Ya da onu sevdiğinizi söylüyor musunuz? İfade ediyor musunuz? Onun böyle gözlerini içine bakıp, eğer bu bir arkadaşımız olsa ona ne derdik? Ay, bugün çok güzelsin, bugün çok güzel giyinmişsin, ne kadar güzel gülüyorsun derdik, değil mi? Peki ya kendimiz? Kendimiz bu ilgiyi, bu şefkati hak ediyor muyuz? Bu da ayna tekniği. Kendinize aynada bakın ve ona sevgiyle bakın. Sevgi sözleri söyleyin. Ve onu hatta kucaklayın, şeyde yetmezse diyebilirim. Çok işe yarıyor, denenmiştir. Birçok koçumla bu uygulamayı yapıyorum. Yani benim kendi deneyimlediğim ve etrafımdaki deneyimleyen insanları da gördüğüm bir metot. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Onuncusu ise ertelemeyin. Şimdi yapın. Yani bu ne demek? Elinizden gelenin en iyisini yapın. Mesela kilo vereceğim yarın. İşte kendimle alakalı bir kitap okuyacağım haftaya. Şu eğitime yazılacağım daha sonra. Ve bunun için bahaneler buluyoruz. Evet, tabii ki imkanlarımız olmayabilir. İşte paramız yok diyebiliriz. Durumumuz yok, zamanım yok diyebiliriz. Ertelemeyin. Kendinizi ertelemeyin. Bazen ben diyorum ki insanların kendisine vereceği en güzel hediye belki bir kıyafet alıyoruz, gidiyoruz, kahve içiyoruz kendimize. Bu da çok güzel. Kendimize bunları da yapalım. Ama bazen de kendimizi tanımak adına alacağımız bir eğitim ya da kendimize vereceğimiz bir koçluk seansı, bir terapi olabilir. Bunu da kendimize ve yapacağımız şeyler içinde ertelemeden yapacaklarımız, hemen yapacaklarımız arasına koyabiliriz. Bu 10 tane maddeyle kendinizi sevmenin yolunu bulacaksınız. Şimdi bu YouTube videomdan önce kaçtaydınız, şu an kaçtasınız? Ve bunları uygulayın, bana yorum olarak yazabilirsiniz. Deyin ki ben bunları uyguladım ve 10 gün sonra kendimi sevmeye başladım diye yorumlarınızı da bekliyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.